Diyorum, Abdullah Ağar, siz ne düşünüyorsunuz bu Amerikan tutumuyla ilgili? Şimdi benim kanaatim şu, e, yani Amerika Birleşik Devletleri e, bir açık yapmış olduğu bir açıklamayı en üst e diye sonuçta bakanlık adına yapılan resmi bir açıklama bu. Bunu e, yani öyle kolay kolay e, yalanlamaz, ya, kolay kolay kendi dediğini, e, kendi tükürdüğünü yalanmaz. Yani bence buradaki e, bu geri adım olarak değerlendirmiş olduğumuz olayın altında son derece önemli bir delil var. Yani bir delil ortaya çıktı ki bu delile bağlı olarak ortaya koymuş olduğu ifadeyi değiştirdi. Nedir Ben o açıkçası delil? böyle düşünüyorum. Bu ne olabilir? Yani e, otopsi raporları, yani sonuçta Türkiye bununla ilgili son derece şeffaf bir süreç yürüttü. Yani naaşları aldı. ...naaşları aldı. ki önce şırna, ondan sonra götürdü Malatya'ya ve son derece şeffaf bir şekilde silahlı kuvvetler bunu diğer kamusal e, görevlilere teslim ettiler. Yani devletin adli e, kolluk güçlerine, savcılara teslim ettiler ve onların nezaretinde, gözetiminde yapılan bir şey var. Otopsi var. Otopside zaten her şey kendisini gösterir. Yani bu bunlar e, nasıl e, canlarını kaybettiler? Bunlar hep zaten raporlara girdi. Bir diğer tarafıyla e, Teröristlerin ifadeleri var. Ele geçiren teröristlerin ifadeleri var. Onları biz görmedik. Bir diğer tarafıyla ben açıkçası şunu da yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Yani şehitlerimizin naaşlarının fotoğrafı belki kamu şeyde topluma paylaşılamaz. Ama önlerine konmuş olabilir. Ve bu büyükelçinin büyükelçi şey dışişleri bakanına çağrılmasından sonra bu e, açıklamanın değişmiş olması yani Sayın Bakan'ın e, görüşmesiyle birlikte ...Blinken'ın bu açıklamadaki ortaya koymuş olduğu farklılık... ...bence bu delilden kaynaklanıyor. Delil, tabi bizim eksenimizden uğrayan delillerden bahsettim, doğru. Ama kendi alanlarında da, kendi kaynaklarından da... E, ...bu açıklamayı farklı, yani geri adım olarak değerlendirdiğimiz... ...şekilde açıklamaya çevrilmesinin sebebi... ...kendi üretmiş oldukları deliller de olabilir. Çünkü sonuçta onların da, biraz önce sizler konuştunuz... E, ala, ala, ...alanı e, çok yakından takip eden alandaki gelişmeleri al alanın içerisinden çıkan PKK'lılardan öğrenebilecek veya kendi teknik e, istihbaratları bununla ilgili bir delil üretmiş olabilirler yani ve bununla Bey, ilgili eee ifade. Abd Abdullah Bey sizin söyledikleriniz için de çok dikkatimi çekti. Yani şöyle bir şey tabii bir varsayım olarak söylüyorsunuz siz. Yani olabilir diye söylüyorsunuz. Yani Amerikan e, dış e, Amerikan büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. E, yani bu adamın doğru. önüne ee, bak kardeşim işte şehitlerin naaşları bak hepsi kafalarına sıkılarak öldürülmüşler diyerek fotoğraflar konmuş olabilir mi yani gerçekten? ve ee, Sen e, neye inanıyorsun? Bak ortada böyle bir trajedi var. Ee, PKK bunları alçakça katletmiş. Al bak bu da fotoğrafı denmiş olabilir mi? Ben açıkçası bunun yapılmış olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü hani e, bilmediğimiz ama üzerinde muhakeme etmiş olduğumuz bir süreç var. Şimdi eee Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e, Türkiye ile ilgili bir açıklama yapıyor. Yani eğer cümlesiyle anlaşılan yani bizi bizi çıldırtan. E, ardından e, büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. E, ardından e, bizim Dışişleri Bakanımız onların Dışişleri Bakanlığı bir görüşme yapıyorlar ve bu görüşmenin sonrasında ...ifadelerde değişiklik ortaya çıkıyor. Şimdi yani... ...bir devlet, Amerika Birleşik Devletleri... ...şu an hatta Biden iktidarı... ...son derece kurumsal... ...bir ifade ve iddiayla... ...iktidara geldi. Yani ben bundan sonra... ...kurumları çalıştıracağım. Yani kurumlar... ...üzerinden sistem çalışacak. Şimdi sistem çalışma iddiasının ortaya... ...koymuş olduğu böyle bir durumda... ...Amerika Birleşik Devletleri tükürdüğünü yalıyor. Yani bunu ancak... ...bir yanlış yapması... ...nedeniyle bunu... Yani yanlış yaptı, doğruyu gördü veya doğruyu gösterildi. Buna bağlı olarak ifadesini değiştirdi. Yani yoksa başka gerekçeler. Yani o gerekçeleri başka zaman kullanır. Çünkü burada devletin iradesiyle ilgili, güvenilirliğiyle ilgili bir yanlışı düzeltmeye dair bir çaba var. Bu açıdan ben açıkçası önüne ya bir delil kondu ya da kendisi bir delile ulaştı olarak değerlendiriyorum. Yani başka türlü bir açıklaması bence yok. Ha, yani, diğer konuları yani, arkadaşların e söylemiş olduğu konular son derece hassas ve önemli konular. bunlar hiçbir lafım yok. Oy, Konuşacağız şöyle, zaten. Abd e, Abdullah Bey, yani diyorsunuz ki, ya bu adamlar geldiler iktidara, biz artık kurumsal davranacağız. Yani kurumsal yapıları çalıştıracağız evet. dediler. Bu kadar iddialı geldiler. Şimdi bir kurumsal yapının yaptığı açıklamayı ertesi gün düzeltiyorlarsa mutlaka önlerine bir şey konmuştur. Hani e, bu düzeltmeyi yapmaya onları zorlayacak bir şey konmuştur ki bunu yapmış evet. ol, o, oluyorlar. Yani sizin tabirinizle tükürdüklerini yalıyorlar. Başka türlü bunu yapmazlar diyorsunuz Ben aynen böyle düşünüyorum. E, ama Abdullah Bey bu tabii ben o zaman bu şeyin de önemini gösteriyor. Yani geri adımın önemini gösteriyor. Yani aslında kolay kolay geri adım atmazlar. Şimdi e, geri adımın ne kadar önemli yani olduğunu Batı'da... gösteriyor. Yani Batı'da e, özür dilemek son derece önemli bir eylemdir. Yani uç e, özür bir büyük açımız bunu çok iyi bilir. Yani bizde hani e, özür dilemek sıradan bir olaydır ama Batı için, hele devletler için özür dilemek son derece büyük bir olaydır. Yani bu aslında kendine özgü bir özür dileme. Düzeltiyor çünkü yapmış olduğunu. Aha belki özür dilemedi ama özür dilemeyle eş bir yer adım var burada. Şimdi sonrasında Amerika Birleşik de Devletleri'nin <laughs> E, ...YPG, PKK ile ilgili hindikleri var mıdır? Sayısız. Yani biraz önce Kutay hocam bahsetti. Yani bugün PKK diyor. Bakın e, biz hep tanımlarken... E, ...KCK üst yapılanması çerçevesinde... ...PKK, HPG, YPG, DSG diye... ...hep bütün örgütleri sayıyoruz artık. Çünkü bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin... örgütle ...örgütü kendi içerisinde parçalara ayırmak... ...PKK'yı şeytanlaştırırken... DSG, PYD, YPG'yi e, ulaştırmak, hatta demokrasi kahramanı özgür savaşçısı yapmak gibi temel bir e, şey var. E, şu an dizaynı var. Bu dizayn bizim açımızdan son derece tehlikeli. Bunu görüyoruz ve diyoruz ki YPG, PKK, PYD, DSG işte sıralıyoruz. Yüzlerce harften oluşan bir şey oluştu artık. Böyle bir sıra oluştu. Şimdi bir diğer tarafıyla da kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü PKK bir terör örgütü. Bunu kendileri zaten kabul etmişler. Yıllarca muhaldeklere etmişler. Ha işi asimetrik olarak desteklemişler. İşte 91'den Körfez Harbi'nden 2014 e şeye kadar eee işit ortaya çıkıncaya kadar işit işit üzerinden doğrusu olarak destekleyinceye kadar ama başka bir şey var. Kendi literatürlerinde, kendi e, kanunlarında e, veya yazılı metinlerinde PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kendileri kabul etmişler. Şimdi başka bir sorunları daha var. Şimdi YPG PYD yaptılar ama YPG PYD de 2014 NATO müşterek tehdit Dökümanı'nda bir terör örgütü olarak yazıyor. Şimdi sonra ne yaptılar? DSG. Şimdi DSG hiçbir yerde yazmış. Hep DSG üzerinden gidiyoruz. Tevdem üzerinden gidiyoruz. PYNK üzerinden gidiyoruz. Peki. Şimdi kendilerini kurtarmakla da ilgili bir süreç işletiyorlar. Hatta bir şey söyleyeyim. Geçen e, a, e, Amerikan Adalet Bakanlığı e, PKK'yı ve PYD'yi bir terör örgütü olarak da yazdı. Peki. Eee işte bu bir tane işte PKK safında e, katılmış işte eee şey cum e... Bu senato saldırısında kendisini göstermiş adamla ilgili olarak bu da bence önemli bir detay. Ahmet Bey burada Geçer hocam e, döneceğim bir cümle dip, dip, ise. E, diplomatik şeyden bahsedildi de orada çok önemli bir, bir nüans var. Onu müsaade ederseniz kısaca. Bir cümleyle söyleyeceksiniz. Çünkü çok bekledi hocam. Evet. Ya, kısaca ya, müsaade buyururlarsa. De, çünkü olayım. bir açıklık kazandırmak lazım. Oturup evet. tartışmayı belki daha mecrası evet. daha şey. Yap. Şimdi her elbekerde bir şüpheniz varsa herhangi bir konuda diplomatik olarak açarsınız. Orada büyük elçiliğiniz var size burada. Böyle böyle bir şey var. Yanlış mı anladık falan diye soruşturursunuz. Yani başka bir ifadeyle hele böyle büyük devletler falan kesinlikle herhangi bir konuda emin olmadan suçlayıcı olamazlar. Şimdi eğer onlar bunu yapmış ve arkasından biz önlerine fotoğrafları koymak suretiyle sonuç alabilmiş isek bu yine olayın kendi vehametini değiştirmez efendim. Çünkü başlangıçta yapılmış Peki. olan ilk açıklama eğer varsa böyle bir tereddüdünüz gelip Türkiye Cumhuriyeti oraya büyük elçiniz çağırırsınız. Ben nasıl çağırmışsam böyle bir şey var nedir bu diye sorarsınız. Ve bunu ikna olduktan sonra ancak böyle bir açıklama yaparsınız. Yapmadığınız zaman bu hakaret olmaya devam eder. Süpesine. bu da bilinçlidir benim için. Tabii tabii. Onda bir problem yok. Hani Abdullah Bey'in ha. söylediği yani ben şöyle anlıyorum. Kafasına kafasına vurmuş al bak öyle diyorsun o ama. Da, o da kötü bir şey ama. Yani ne yapsın? hayır Başka bir ifadeyle Amerika'yı çağırırsınız siz gene şey, şey olarak ee, ve, ve kendilerine bu yaptıklarına ne kadar vahim olduğunu söyler. Bunun Cumhurbaşkanımız yaptı. O, o sözlerden sonra bu iş bitiyor burada korkusuyla başka türlü bir davranışa girdi. Şey, evlere şenlik bir açıklaması. <laughs> evlere şenlik dedi. açıklaması. O bir açıklamaydı ve ciddi bir açıklamaydı. Evet. Yoksa Cumhurbaşkanının açıklaması. Evet, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı PKK'nın yaptığını teyit eden açıklamada yaptı. Büyükelçim dedi ki içeride dışarıda inanmayanlar var. Evet. Biz şehitlerimizi aileleriyle de buluşturduk Aynen. ve gösterdik dedi. Daha bundan daha öte ne diyecek? Yani aslında o şu demek, değil mi? Bombalanarak öldürüldüğü ee, evet. iddiasına yani. bir cevap. Yani Emin Cumhurbaşkanı görmek. açıklıyor bunu ya. başka nasıl bir ya inandırıcılığı Naaşlar var ortada. İşte onu söyledi. Dedi ki şey, naaşları teslim ederken bunları vardır. gösterdik dedi. E Abdullah Bey'in de kastettiği buydu işte yani. evet. Ama ama yani usul Fevkalade yanlıştır. Şeydi Amerika'nınki. Burada daha da ileri gidip bir soru sorayım. Çok basit çektiğiyle Burada zırh delici bomba kullanmış olsanız dahi gidip de öyle bir yerde bizzat bizzat Akarpaşamız söyledi oradan girilmiyor buradan ancak asker sokabiliyordum dedi. Bu koşullar altında Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim bombalayıp da orada sadece 13 kişiyi öldürüp de filan bunların olabilme ihtimali var mı? Buna inanma buna inanmak mümkün mü? Çocuk yok, çocuk Türk devlet yani? yönetiminde bu böyle bir şey yok, e, yok. sayın Büyükelçi. Tarihte. Dolayısıyla sayılamış. bu kasıtlı olarak yapılmış ve arkasından tepkimizle birlikte endişe arttığı için de teyit demek suretiyle de kendini kurtarmaya yönelik, yönelik bir geri adım oluşturmuştur. Diye Şimdi ben bakarım. Yaşar Hoca